Dostlar selamünaleyküm. Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda dünyadaki konumunu biliyorsunuz. Gerçekten eşsiz bir pozisyondayız. Hatta şöyle diyebilirim ki insansız hava araçları konusundaki başarımızı her alana yayabilseydik muhtemelen bugün Türkiye'deki kişi başı milli gelir 40 bin doların falan üzerinde olurdu. O kadar iyi durumdayız bu konuda. Sürekli yeni sistemler geliştiriyoruz. Her ihtiyaca yönelik platformlar üretiyoruz. Ama bugüne kadar ürettiğimiz sistemlerin içinde en özel yere sahip olanı hangisi derseniz benim cevabım muhtemelen Anka 3 olur. Çünkü delta kanat tasarımıyla çok büyük bir iddiada bulunduk bunu üretmeye kalkışarak ve bizim insansız hayalet uçak konusunda gerçek anlamda yegane çalışmamız bu. O yüzden dediğim gibi yeri çok özel. Ve şimdi bundan güzel bir haber geldi. Anka 3 iniş takımlarını kapatarak bir test uçuşu yaptı. İlk bakışta altı üstü tekerlekleri gövdenin içine alması olarak görülebilir. Ama mesele o kadar basit değil, o yüzden bugün bunu konuşalım. Anka 3'ün iniş takımlarını kapatması neden önemli? Genel olarak Anka 3 platformundan gelen haberler neden çok özel? Bugün bir değişiklik yapalım ve bu sistemin önemini bölgemizde yaşanan güncel bir gelişme üzerinden konuşalım. Yani ABD'nin Suriye'de PYD'ye verdiği hava savunma sistemleri ve bunların eğitimini de vermeye başlaması üzerinden bir değerlendirme yapalım. Güzel bir video olacak. O yüzden uzatmadan başlayalım hemen. Anka 3, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği bütün insansız hava araçlarından farklı bir özelliğe sahip. İnsansız hayalet uçak kategorisinde gerçek anlamda belki de tek çalışmamız. Uçan kanat şeklinde tasarlandığı için tasarımı da ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Yani bu iş her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Anka 3 yakın dönemde envantere girdikten sonra birçok açıdan bizim elimiz ayağımız olacak. Belki de insansız sistemler filomuzdaki en önemli platform bu olacak. Çünkü derin darbe görevlerinde bizim işimizi görecek olan sistem bu. Bunun birazdan detaylarına gireriz ama kısaca şöyle söyleyebiliriz. Anka 3 envantere girdikten sonra örneğin Yunanistan, Suriye, Irak, İran gibi komşu ülkelerin hava sahalarına girmemiz gerektiğinde onların ruhu bile duymadan girip çıkabileceğiz. Bunun sadece operasyonel anlamda değil, istihbarat anlamında da ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yoktur muhtemelen. İşte bu yüzden Anka 3'te yaşanan gelişmeler çok önemli ve şimdi TUSAŞ Anka 3'ün iniş takımlarını kapattığı bir video paylaştı. Tabi sektöre biraz uzak olanlar bu konuyla biraz alay etti. Altı üstü tekerleklerini gövdesine aldı araç. Neyi bu kadar abartıyorsunuz diyenler oldu. Ama mesele bir hava platformunun tekerleklerini gövde içine alabilmesi değil. Mesele çok daha farklı. Bir hava aracının test uçuşları başladığında belli bir noktaya gelene kadar iniş takımları açık uçulur. Yani iniş takımlarının kapatılması test sürecinin önemli bir aşamasıdır. Çünkü iniş takımlarını kapatmak artık platforma güven duyulduğunu gösterir. Bütün sistemlerin artık tam anlamıyla işlevsel olduğunu iddia etmektir. Yani kısaca söylersek iniş takımları kapatıyorsanız sistemin olası arızalara karşı test edildiğini ve güven verdiğini iddia ediyorsunuz demektir. Eğer tam anlamıyla güvenmediğiniz bir sistemin iniş takımlarını kapatırsanız bu olası bir arıza halinde uçağı geri döndürebiliyorsanız bile gövde üzerine iniş yapabilmenizi sağlayacak. Bu da elbette o platformun ciddi zarar görmesine sebep olacak. Bu zarar hem geliştirme sürecindeki uçak için zaman kaybı anlamına geliyor hem de elbette ürettiğiniz prototip ciddi zarar gördüğü için para kaybı anlamına geliyor. İşte bu yüzden Anka 3'ün iniş takımları kapatarak uçması gerçekten önemli bir haber. Peki Anka 3 insansız savaş uçağının böyle haberlerle yani gelişmelerle karşımıza çıkması genel anlamda neden önemli? Yani soruyu daha açık bir şekilde sorarsak Anka 3 bize diğerlerinden farklı olarak ne katacak? Şimdi öncelikle kısaca Anka 3'ün özelliklerine değinelim. Bu platformun diğer bütün insansız sistemlerimizden en büyük farkı bir hayalet uçak olması. Yani radar görünmezliği var. 0,7 Mach hıza sahip. Yani yaklaşık saatte 835 km hızla gidiyor. 40.000 feet irtifada görev yapabiliyor. 1200 kilogram faydalı yük kapasitesi var. 10 saat havada kalabiliyor ve toplam kalkış ağırlığı 7 ton. Yani özelliklerine baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şey bu platformun etkili operasyonlar yapacağı. Biz bu platformu birçok farklı görevde kullanacağız. Keşif gözetleme ve her türlü istihbarat faaliyeti Anka 3 üzerine inşa edilecek. Hava hava ve hava yer savaşlarında etkili olacak. Tabii bu insansız savaş uçağı kuyruksuz bir tasarıma sahip olduğu için çok çevik manevralar yapamayacak. Yani hava hava savaşlarında çok büyük şeyler beklemeye gerek yok. O açığı daha çok Bayraktar Kızıl Elma kapatacak. Ama hava yer taarruzlarında bizim elimiz ayağımız olacak. Çünkü derin darbe dediğimiz görevler bu platformun ana yükümlülüğü haline gelecek. Yani düşman topraklarının derinliklerine sızıp oradaki bir hedefi imha etme tarzı görevlerden bahsediyorum. Radarlara görünmediği için düşmanın kritik noktalarına sürpriz saldırıları bu platformla yapacağız. Görevi bunlarla sınırlı olmayacak. Mesela daha sonra bir tanker versiyonu geliştirilecek bunun. Kaan savaş uçağı düşman hava sahasında operasyon yaparken yakın
yakıt takviyesine ihtiyaç duyulduğunda Anka 3 gönderilecek. Bu sayede Kaan düşman radarlarına görüntü vermeyecek. Eğer o yakıt takviyesini bugün kullandığımız tanker uçaklarla yaparsak, Kaan görüntü vermese de tanker uçak görüntü vereceği için operasyonun gizliliği tamamen riske girer. İşte tüm bu yönlerini göz önünde bulundurduğumuzda kolayca söyleyebiliriz ki Anka 3 çok fazla konuda ve alanda ordumuzun yükünü alacak. Ama tekrar belirtelim ki en önemli görevi derin darbe görevleri olacak. Mesela buna güncel bir örnek verelim. Biliyorsunuz ABD'nin Suriye'de 2021'den beri Avenger hava savunma sistemleri var. Bu sistemler daha düne kadar sadece ABD tarafından kullanılabiliyordu. Ama geçen haftalarda bu sistemi PYD'ye de verdiler. 40 araçlık bir konvoy Haseke'deki üsse ulaşmıştı. Bu konvoydaki araçların 4'ü Avenger hava savunma sistemiydi. Şimdi bu sistemin kullanımı için PYD'ye eğitim vermeye başladıklarını da öğrendik. Suriye TV bu konuda bir haber yaptı ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar burada ABD'nin PYD'ye Avenger eğitimini vermeye başladığını söylediler. Yani artık Suriye'ye bir operasyon yaparsak karşımızdaki terör örgütünün elinde bir hava savunma sistemi de olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki öncelikle ABD'nin PYD'ye kazandırdığı bu yetenek nasıl bir yetenek? Yani Avenger nasıl bir sistem? Bu sistem bir araca monte edilmiş 2 adet fırlatıcıdan oluşuyor. Bu 2 fırlatıcıda toplam 8 adet Stinger füzesi var. Yine sistem atış kontrol sistemi, radar, uçak savar silahı ve bir güç kaynağından oluşuyor. Yani kısa menzilli bir hava savunma sistemi ve bir paket sistem. Yani kullandığı bütün alt sistemler bu aracın içinde. Sistemin radarı hedefi ekrana düşürüyor. Sistem bu süreçten sonra otomatik olarak hedefe kilitlenebiliyor. Manuel kullanmak isterseniz öyle bir imkanınız da var. Yani otonom şekilde çalışıp hedefi kendisi de imha edebiliyor. Üzerindeki uçak savar makinalı tüfek 360 derece dönebiliyor. Menzil açısından baktığınızda da 16.000 feet irtifadaki hava hedeflerini bu sistem etki altına alabiliyor. Uçak savar makinalı tüfek 1500 metre etkili menzile sahip ve dakikada 1100 mermi atabiliyor. Yani Avenger kısa mesafede gerçekten etkili bir hava savunma sistemi. Derseniz ki bize sıkıntı oluşturabilir mi? Elbette oluşturamaz. Yani 16.000 feet irtifayla bizim insansız hava araçlarımızı etkisiz hale getirmesi pek mümkün değil. Sadece bunun varlığını biliyorsak o bölgeye helikopterle ya da alçak uçuşla girme ihtimalimizin olmadığını da biliyor olacağız. İşte o yüzden artık PYD'yi vuracağımız zaman önce bu sistemleri imha etmemiz gerekiyor. İşte bunların imha sürecinde her ne kadar Akıncı, Aksungur gibi platformları kullanabilecek olsak da gelecekte esas kullanacağımız sistem Anka 3 olacak. Çünkü Anka 3 bu sistemin radarlarına bile yakalanmayacak. Yani neye uğradıklarını anlamadan havadan füze yiyecekler. İşte bu yönüyle Anka 3'ün görünmezliği oldukça önemli. Tabii bir de işin şu boyutu var. ABD burada PYD'yi gün geçtikçe daha da güçlendiriyor. Yani bugün Avenger hava savunma sistemini veren ABD, yarın bir gün bu bölgede bu teröristlere Patriot hava savunma sistemleri de verebilir. Tabii bunu ilk söylediğim zaman çok gerçekçi gelmiyor. Ama PYD'ye bugün verdikleri destekleri verebilecekleri de daha bundan 10 yıl öncesine kadar gerçekçi değildi. Yani bence bu mesele daha da ileri boyutlara taşınacaktır. İşte bu Avenger sistemlerini vururken insansız hava araçlarımızın tamamı işimizi görebilecek kabiliyette. Ama yarın bir gün Patriot verdiklerinde işimiz bu kadar kolay olmayacak. Yani o yüksek irtifa hava savunma sistemlerini Akıncı ya da Aksungur gibi platformlarla vurmak öyle basit değil. Neredeyse imkansız. İşte o noktada Anka 3 devreye girecek ve milyar dolarlık bu sistemi Anka 3 imha edecek. Dünya derin darbenin ne anlama geldiğini o gün görecek. İşte bu yüzden Anka 3'ün iniş takımlarını kapatıp açması bütün sistemlere duyulan güveni göstermesinden bile çok daha büyük bir öneme sahip bizim için. Aslında sadece bizim için bile değil. Ben bu sistemdeki gelişmeleri birçok ülkenin takip ettiğinden eminim. Allah'a emanet olun.